Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlük mücadelesi Türklük adına milli bir davadır. Bu mücadele sadece Kıbrıs Türklerinin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin de varlık mücadelesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklal ve ikbali Kıbrıs'tan ayrı düşünülemez. İnancımız odur ki Kıbrıs Türk halkı için yarınlar daha aydınlık olacaktır. Kıbrıs Türk'ünün hak ve özgürlük mücadelesine katkı veren tüm kahramanları saygıyla selamlıyorum. Sizin bildiği üzere Doğu Akdeniz'deki istikrarın en büyük nişanelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz varlığı ile hem Türk dünyasında hem de uluslararası arenada her zaman kritik bir rol oynamıştır. Çünkü Kıbrıs Türk dünyamız için kültürel ve tarihi bağların en önemli parçasıdır. Ada binlerce yıl boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve Türk kültürüyle derin bağlar kurmuştur. Kıbrıs Türklerimiz bu bağları yaşatmaya ve Türk dünyasıyla daha fazla işbirliği yapmaya da kararlıdır. Artık Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti değil, Kıbrıs Türk Devleti Cumhuriyeti Devleti diyoruz. Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşkanlığı. Bugün burada Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın Giresun'u ziyareti vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kendisine şehrimize hoş geldiniz demenin gururunu, mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'ın Giresun'u ziyaret etmesi, kardeşlik bağlarımızın daha güçlenmesi ve işbirliği olanakları değerlendirmek adına anlamlı bir adımdır. İstiklal mücadelesinde 42. ve 47. gönüllü alaylarıyla birlikte bağımsızlık savaşımızda tutkuyla savaşmışlardır. Ve büyük, yerine göre şehadet vermiştir, yerine göre gazi olmuştur. Tam bir asır önce, yine yarım asır önce, yaklaşık yarım asır önce Sayın Cumhurbaşkanımız, yine Giresun vilayetimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nda 4 şehidimiz, 400'ün üzerinde gazimiz var. Bugün de insanlarımız, gençlerimiz, beyefendiler, bacılar, hanımefendiler hepsi aynı duygu, aynı heyecanla, aynı imanla milli davalarına bağlıdır. Bunu Sayın Ersin Tatar'a dirayetli ve ferasetli yönetimiyle Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlük mücadelesine verdiği güçlü ve saygın katkılardan dolayı Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda Fahri Doktora unvanı verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Fındığın başkentinden, kirazın ana vatanından, buradan Karadeniz'in en güzel bölgelerinden bir tanesinde, burada demek ki bizlerin böyle güneye baktığımızda Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adasında verdiğimiz mücadelenin ne kadar milletimiz için önemli ve anlamlı olduğunu buralarda sizlerin de gözlemleriyle takdir edildiğini gerçekten büyük bir mutluluk ve gururla müşahedet gibi sizlerle paylaşıyorum. İşte bu doktora töreninde de şöyle özetleyecek olursak, biz Kıbrıs'ta doğduk, Kıbrıs'ta büyüdük ama hep Türkiye'ye baktık, Toroslara baktık, Kuzey'e baktık. Çünkü ta Osmanlı döneminden biliyorduk ki bizlerin ana vatanı, ana yurdu, köklerimizin gerçekten kökleştiği devlet, ana vatan Osmanlı Devleti'nden sonra Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ümüzün verdiği İstiklal Muharebesi, onun dava arkadaşları, silah arkadaşları, kahramanlıklar, Çanakkale Savaşı, Sakarya Muharebeleri, büyük taarruz, büyük zafer,
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, İstiklal Savaşları'ndan sonra elbette Kıbrıs'ta alfabeyi Türkiye'nin dışında ilk kabul eden ve alfabe değişikliğine giden kimdi? Kıbrıs Türkleriydi.